Merhabalar efendim. Ben Son Oyuncaktan Gökçe. Ben Zeynep. Merhaba ben de Serhan. Bugün burada sevenleri ee, hayır <laughs> o değil. Bugün burada Book konuşmak için toplandık arkadaşlar. 2019 yapımı. Evet. Sevimli bir filmimiz Netflix'te mevcut olan ee, Wilden. Olivia Wilde'ın Olivia Wilde'ın Evet. İlk yönetmenlik deneyimi ben bu yüzden bu filmi izleme listeme koymuştum. Onu hatırladım çünkü Olivia Wilde'ı pek beğenirim kendisini. O yüzden evet, bir de ne bir, yapmış? Bir, evet yani yönetmen yapıyor. olarak ne yapmış göreyim istedim. Nasıl gidiyor hayatı bir göreyim ee, istedim. Ben evet. ben kim olduğunu bilmiyorum çok. House ee, House'taki House'taki kare suratlı kadın. Hı, hmm, House'ta oynuyordu. Şeyde House'da oynuyordu. Hiç hiç. Neydi o cızın adı? The OC'de de oynuyordu. Ya yani bir sürü şeyde hmm. oynuyor kadın yani. Şimdi. Aktör eee ya da olduğunda Evet evet e, yani, yani, zaten evet. de. Tipik Californialı e, e, genç, e, surfçü, genç kız e, tipi evet, var. Evet, böyle e, tipik güzel abla tipli bir evet. insan. Ben şahsen kendisini öyle çok güzel bulan insanlardan olmadım hiçbir zaman. Ama güzel o, bence. Yol, Ama şimdi alıştım yani. ben ona kaç sezon e, dizi izleyince ondan merak etmişim. Ama asıl yeteneği bence yönetmenlikmiş. Ben e, bayağı başarılı buldum. Yönetmenliğini açıkçası. Oyunculuk izledin mi çok? Debi olarak. Çok izlemedim aslında. O hatırlıyorum. Birkaç yerde daha gördüğümü hatırlıyorum öyle. Evet çünkü hani asıl, yani. asıl şeyi e, yönetmenlikmiş şimdi sanki bütün şimdi bir yönetmenlik e, başka <laughs> öyle şey. Bütün kariyerine olur. hakimsin gibi bir izlenim yarattı Olivia Wilde. <gülüyor> tamam <gülüyor> ya. <gülüyor> İyi. Onu da güzel yapmıştır eminim. Efendim e, filmimiz bir sevgili nerd ya da inek. Tabir ettiğimiz e, iki arkadaşın, çok yakın arkadaşın lisenin e, mezuniyet gününden bir gün önce biraz da biz çılgınlık yapalım, biraz da biz hayatımızı yaşayalım diyerek e, gecelere akmasına e, konu alıyor. <laughs> Maceradan maceraya atılıyor. Evet e, <laughs> e, tabii nerd oldukları için baya bir macera geliyor başlarına. Parti bulmak. Partiyi bulmak. <laughs> <laughs> Partiyi bulmak. <laughs> Filmin yarısı zaten falan yani efendim e, konumuz böyle e, müzik den de automator kendisini e, prodüktör bilmiyorum bilir misiniz e, efendim şey Gorillaz'ın bir albümünü yapmış Gorillaz albümünü hatta diyebilirim işte Datron 3030'nin üyelerinden biri falan filan e, müziğin prodüktörü kendisi böyle funk indie pop efendim benim bayağı dikkatimi çekti müzik. O yüzden baştan değinmek istedim. E, hip hop e, vesaire tarz böyle hem modern hem e, ama gerçekten güzel melodik ve iyi daha böyle 2000'ler 90'ların sonu e, havası veren güzel bir soundtrack'ı var. Çok güzel sinematografiyle gitmiş bence. E, böyle efendim. Evet ben müziğini fark etmedim açıkçası ama sinematografi gerçekten ilgimi çekti. Özellikle renklerin matlığı. Çok hoşuma evet. gitti. Evet. Canlı ama mat. Evet. Aynı zamanda çok o, o, güzeldi. Bir vintage bir hava katmış filme. Evet. <laughs> ee, her şeyden evet. modern bir film olmasına rağmen, evet. evet Genç renk paleti de güzeldi. Ee, efendim, ne düşünüyorsunuz film hakkında? Genel olarak film hakkında ne düşünüyorum? Keyifli bir filmdi. Ee, 2021'de izlediğim en güzel film miydi? Hayır. En güzel film neydi diye sorarsan 2020'de izlediğim onu da bilmiyorum. <laughs> Ama bu smart değil. <laughs> Ama da bu biliyorsun. smart değildi. De. Yani. <laughs> Keyifli bir e, hafta içi akşamı filmi diyeyim. Evet. Ee, evet benim için benim favori filmlerim herhalde ya e, ya da daha çok bir empati kurabiliyorsun karakterlerle Hı -hı. ya da biraz daha yoğun hikayeler oluyor galiba. Daha yoğun bir zaman Yapılmış. Zaten ee, yani baktığımda e, mesela bayağı bir konuyu işlese de işte feminizm e, veya lise hayatında zorbalık vesaire falan tarzı hı hı. E, aslında yani işlese dediğim pozitif olarak işliyor ama e, nihayetinde bir komedi bu ve bayağı da komikti bence ben bayağı güldüm yani. Evet keyifli bir filmdi. Sen ne düşündün Serhan? Evet ben filmi çok beğendim. Çok beğenmemin nedeni sen dediğin gibi bu sen izlediğim en iyi film değil ama beklentime kıyasla <laughs> hani bir beklentim vardı sonra filmi izledim. Aradaki fark o kadar fazlaydı ki ondan dolayı filmi çok beğendim. Hani beklentimi düşünürsek en çok beni mutlu eden film buydu diyebilirim bu sen izledim. Bunun nedeni de şey sanırım biraz hani bir gençlik filmi gibi ya da işte Coming of Age diyorlar ya İngilizce'de hmm. tam Türkçesini bilemiyorum. Böyle işte e, gençlikten çıkıp yetişkinliğe adım atma filmi mi bilmiyorum artık. <laughs> e, o tarz bir şey deniyor ya işte o, o tarz bir film ama bu tarz filmler çok klişe olur genelde. Hani devamlı böyle bir klişe bir sahne beklersin. Evet. İşte zorbalık dedin ya bullying zorbalık. Hmm. Onunla ilgili bir şey olur ne bileyim ezik bir karakter olur falan hep böyle hep böyle bilinen şeyler olur. Ama ben bu filmi izlemeye başladım. Ee, i̇lk sahnesi eğlence, ilk sahnesi biraz eğlenceli biraz da garip geldi çünkü farklıydı hani o dans sahnesi. Ya, be, böyle, beni ben çok çekti mesela o sahne. şeyde ya şeydi çok farklıydı hani e, o ikisi arasındaki arkadaşlığı o sahneyle daha 10. saniyede verdiler yani. Anlıyorsun Ya. Çünkü o kadar saçma bir sahneydi ki <laughs> hani çok yakın arkadaş değilsen bunu yapamazsın. Artı orada müziği de çok iyi kullanmışlardı şey müzikle birlikte başladı o sahne dans ediyorlardı. Evet. Ondan sonra şey müziği durdurdular bir arada aslında ne kadar saçma göründüğünü fark ettim. Evet, evet. Ben bu noktada bir şey bir trivia söylemek istiyorum. Olivia Wilde bu iki başroldeki insana bir süre beraber yaşamalarını önermiş. Ve 10 hafta kadar ev arkadaşı olarak yaşamışlar o aralarında kimyayı geliştirmek için ki harika bir kimyaydı gerçekten çok 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 iyilerdi bence. Harika bir fikir. Evet, evet. evet. hakikaten iyi bir fikirmiş ve işe yaramış belli ki. Dediğin gibi sanki gerçekten yakın arkadaşlar gibiydi. Ee, filme geri dönecek olursak, İhsanye'den çok bahsettim de. E, filmi izlerken devamlı aha şimdi klişe bir şey olacak dedim. Olmadı. Aha şimdi klişe bir şey olacak dedim. Tam tersi olmadı böyle. Bir sürü sahnede bunu yaşadım ve çok hoşuma gitti o yüzden. Evet. Klişe neredeyse hiçbir şey olmadı. Sadece bir tane klişe sahne vardı. Onu da tam filmin şey en e, dram ve e, yani çözülmüş e, Tam olayların çözülmesinden önceki sahne olur yani böyle bir dram ve şey <laughs> üzüntülü bir sahne. O sahneydi. O yüzden hemen e, bu şey klişeden sonra o sahne geldiği için çok güzel de bakmadı. Yani ben filmi çok beğendim. E, dediğiniz gibi yani güzel, eğlencelik ama kesinlikle böyle e, e, şey e, ya izledim, unutayım tarzı bir film değildi. Bence gayet e, üzerinde konuşulabilecek güzel bir filmdi. Bu klişe But bulduğun out. sahne hangisi? E, birkaç tane var. E, sanırım en çok klişe bulduğum sahne daha ilk ilk 15 dakikayı düşünürseniz filmin ee, işte karakterleri tanıyoruz. Ee, okula gidiyorlar. Ee, arkadaşların yani okuldaki Hı -hı. arkadaşlarını görüyoruz. Arkadaş değil de okuldaki insanları görüyoruz. Diğer kişileri sınıftaki. Hani hep şey bekledim böyle öncelikle. Hani bir Amerikan lisesi bir zorbalık olacak. Hani Hı -hı. olacak gibi gösterdi ama olmadı hiç. Ya onu fark ettiniz mi? Aslında evet. direkt zorbalık yoktu. Evet, evet. Hakikaten ne bileyim böyle bir şey sporcu böyle devamlı birine kötü davranan Hı -hı. bir sporcu yoktu. Hani ondan sonra şey ve e, ufak bir şey olduğunda ee, ana karakter hatta ismi Molly. Molly hatta bence e, diğer karakterlere nazaran daha zorba bir insandı. Evet. O ana, evet. Yani ilk başta onu fark etmiyorsun. Çünkü şey, filmi o gözle izlemediğin için hani bunlar şey, e, nerd, inek karakterler. Hani bunlar yazık hani o şey, evet, evet. orada devamlı çekiyorlar falan. Hani o, o bakilantıya gidiyorsun. Kesinlikle öyle değil. Aslında Molly daha zorbaydı bence. Hatta filmdeki herkes düşünürsek en zorba karakter o olabilir diye. Evet aslında, doğru, evet. doğru söylüyorsun. Ee, ya yani bir de Onak şey kişi. sanırım e, o George George sanırım o iki tane gay çocuktan bir tanesi. <laughs> evet şey. Şey olan. düzenleyen, şey düzenleyen, evet. böyle, şarkı söyleyen. Evet aynen doğru o. Molly biraz... oydu bence de evet. Aynen. aynen öyle ve şey e, e, en çok böyle ha şimdi klişe olacak. Ha şimdi klişe olacak deyip de olmayan sahne şuydu. Tuvalet sahnesi. Hı -hı. Tam böyle 15. dakikada oldu. Tam böyle ha filmi anladığın sahne orasıydı. E, Molly tuvalete giriyor. Kendisi hakkında konuşulanları duyuyor tuvaletteki üç kişinin. Ve şey kendisi hakkında direkt aslında e, Molly e, hani bir Amerikan film e, Amerikan gençlik filmi standartının için çok güzel olmayan bir insan. Ama e, kesinlikle orada onun dış güzelliğiyle ilgili hiçbir şey söylenmiyor. Evet. Bence güzel ama hani biliyorsunuz bir kalıp var zaten. Hani i̇nce olacak ne bileyim böyle. Evet, evet. E, sarışın olacak, suratı bir şey falan. Ya hep öyle şeyler. Öyle değil kesinlikle. Ve kilosu e, var mesela. Kilo kilosuyla var. alakalı Aynen. bir şey denmiyor. Aynen. Hatta şey pozitif şeyler dediler orada bir iki Aynen, tane. Aynen. Yani, görüntüsüyle ilgili herkes pozitif şey dedi ama kişiliğiyle ilgili herkes daha Evet. Ve ondan sonra orada şey oldum ben. İlk işte orada bir konuşuldu. Ondan sonra düşündüm ya dedim şimdi üzüldü bu hani klasik şey hani üzüldü işte hayatını değiştirmeye çalışacak son günü öyle düşünüyorum. Çıktı bir anda hepsine laf söylemeye başladı. Aa dedim film biraz garip oldu hani kendini savunuyor aslında hani böyle bir şey beklemezsin ya evet, evet. başına. Genelde bu tarz tersinler şey olur. Başta bu baştaki ana karakterler kendini savunmaz, sonrasında savunur hani Hı -hı. filmin sonuna doğru hani hep bunu gösterir. Tam tersi öyle değildi. Kız kendini savunmaya başladı hemen. Aha dedim ha bu kar, filmin şeyi bu dedim. Ondan sonra asıl bir tane daha ama yine hafif klişe olabilir. Şimdi yine kendini savundu falan. Ondan sonra şey asıl bombayı e, onun hakkında konuşan karakterler vurdu. Ne diye? Hepsi e, çok iyi üniversitelere gidiyorlar. Biri Harvard'a gidiyor. Biri e, Yale'e gidiyordu galiba. Stanford'a evet. gidiyor. Biri Yale'e gidiyor. gidiyor. Aynen aynen. Aynen. Diğeri şey e, ben şey üniversiteye gitmeyeceğim ama Google beni işe aldı. Yani şey evet. 150 başlangıç maaşı falan dedi hani böyle ve e, kız çok oldu hani bunları hep kendi açısından e, e, şey olmayan e, okula alakalı olmayan böyle loser gibi evet. görüyordu kendisi hep böyle kendini derslere adamış inek bir insandı hani oradaki o şok o, dedim oha ya dedim bu filmin bakış açısı çok farklı ve çok hoşuma gitti hani orada e, gösterdiği şey evet Zaten e, direkt şey diyor e, diğer karakterlere. Yani siz, okul sizin umurunuzda değil ki diyor. Nasıl olur falan diyor. E, diğer karakter de ona şey diye cevap veriyor. E, Umurumuzda olan tek şey okul değil evet. senin gibi yani. Aynen. Hani e, şeyi de biraz gösteriyor bence. E, yeni jenerasyonları ne kadar hem hip olup hem e, işte popüler kültüre inanılmaz derece adapte olup ama aynı zamanda nerd kültürünü de çok daha fazla artık yaygın ve kabul edilir ve cool bulunan bir şey olduğu için evet. ikisini beraber götürmenin çok yaygın bir hale geldiğini de gösteriyor. Bence zaten filmin en güzel yanı o mesela bir lise filminde mutla, mutlaka yani bir zorbalık bazı, baz konusu böyle bir yanda giden en azından bir şey olur değil mi? Aslında filmin tüm amacı ne kadar birbirimize benzediğimizi, göstermek ne kadar benzemiyor gibi görünsek de ve hepimizin çok yanlış anlaşılabildiğini ve ön yaklaşılabildiğini ama resmen hemen hemen aynı olduğumuzu göstermek o benim çok hoşuma gitti mesela özellikle bir gençlik filmi için hani evet. ıı, aşırı dramaya aşırı strese başvurmadan böyle işte travmaya bilmem neye başvurmadan ıı, yine böyle konuları ele alıp çok, bilmiyorum benim çok hoşuma gitti bu şekilde pozitif bir bakış vermesi. Evet. Ve film çok komikti. Hani çok komikti. <laughs> hani bunların ötesinde çok komikti. Yani bir sürü sahne. Kesinlikle yani evet. güldüğüm bir sürü sahne oldu çünkü. Ve şey komikti film. Hani e... E, nasıl dedim? Recep İvedik tarzı bir komiklik değil. Hakikaten akıllı şekilde çok güzel bir film. <gülüyor> <gülüyor> Recep evet. <diye> bir <laughs> Bak, niye girdin? Recep İvedik geldi. Hani o şey veren o çünkü. Hani böyle şey. E... fiziksel e... komedi gibi değil yani ha, çok fazla. fiziksel değil. Aynen. Şey ben panda sahnesinde öldüm bittim sondaki hmm. Lise, Lise Kudrovlu olan evet, sahnede bak, yani. iki kere bak. izledim filmi ikisinde de öldüm yani orada ben. Evet, ben bir ben kere izledim. En çok kahkaha attım yer orası. Evet. Ve ben, ben, bana o kadar komik gelmedi film açıkçası. Ya, yani evet komik bir sahneydi o da yani. Bir ben... Bir kere daha azı. Benim böyle yani çocuklar, e, teenage yaşları, çocuk yaşları o bana çekici gelmiyor pek. Gençlik bayıyor beni diyorsun. Evet. E, çok uzak kaldı belki. Yani empati kuramıyorum. Ben e, evet yani tamam karakterin ne yaşadığını anlayamıyorsam çok zorlanıyorum e, filmi sevmekte. Geçti temette. benden diyorsun o yıllar. Hem geçti hem ya bir öyle bir şey yoktu benim okuduğum e, Türk Lisesi'nde işte evet. nerdler, jocklar falan böyle bir şey yoktu ya yani. Ona katılıyorum yani bizim bilmediğimiz şeyler Türkiye'de öyle okul sayısı azdır diye düşünüyorum. Öyle bir kültür yok Türkiye'de. Farklı sorunlar var ama öyle bir kültür He. pek yok Türkiye'de ee, bildiğim kadarıyla. Gördüğüm duyduğum ve yaşadığım kadarıyla ama Amerika'da hani öyle bir kültür var dediğin gibi hani benim için de e, farklı gelip hoşuma gitmesin nedeni o kadar çok o tarz film izledim ki hani kendim birebir yaşamasam bile hani görüyorum nasıl olduğunu ve hani hep şey diyordum ben e, ya filmler de abartıyorlar diyordum. Amerikalı birçok arkadaşım var oldu ve hepsi şey yani evet yok böyle diyorlar. Hakikaten filmlerde gördüğünüz kadar kötü olabiliyor. Hani ondan dolayı sanırım daha bir hani empati yapabildim diye düşünüyorum kendim yaşamamış olsam bile. Peki komedi faktörlerinden söz ederken mesela Cici karakteri bu her yerden çıkan kadın <laughs> hatırlıyor musun onu? Evet. Nereye gitseler önlerine çıkan. O, o da bayağı iyiydi bence. O, o da O da mı sanmadın? Yani sıradan Hatırız. bir filmdi benim için açıkçası. Yani şey, şimdi. E, her zaman üçünüzün de eşit derece çok sevdiği filmleri ya, ben e, ben tartışmamız ben. imkansız galiba. Hani ya, be, ki. Beni yani, e, yani yeterince derin değildi konu benim için. Yeterince etkilemedi. Sek, e, en büyük sevdiğim şey bununla ilgili klişe kli, klişeleri ezmiş olması. Çünkü... Hani northern bully olmasını beklemiyorsun filmlerde. Ne? Ya da e, işte cheerleader'ların salak olmasını bekliyorsun çünkü hep öyle gösterildi ama onların e, bu kalıpların dışına çıkmış olması güzel ne? ama onun dışında bir şey yapmadı benim için. Ama o da değerli ama onun dışında sürüklemedi yani beni. Bir de mesela e, işte insanların kendi e, cinsiyetini yansıtması, işte e, sosyal cinsiyet vesaire konularında da bayağı başarılıydı değil mi? Ben o açıdan da senin beğeneceğini düşündüm açıkçası. Yani çok çok bir örnek gelmiyor aklıma o konuda ama Yani mesela Zeysal şey, geldi bana. O, göze hiç sokmadılar bir şey evet. aslında benim hoşuma big gitti. Big Deal hani, olmaması böyle yani. Ya evet, hiçbir misin? şey Big Deal değildi orada. Hani gay karakter vardı, lezbiyan karakter vardı. Ee, o eee Amy'nin hoşlandığı kız hani Evet, e, mesela onunla karışık. gibiydi biraz evet. yani. evet. Ee, ve şey, hiç kimse yani... Kimse de bilmiyordu mesela ki, cinsel yönelimle. kimse durumda değildi yani. E, filmde, genelde lise filmlerinde olan bu cinsellik işte, cinsiyet kavramı ve oradaki sıkıntılar hiç yoktu yani. Evet. E, o kısım evet benim hoşuma gitti. Belki yani o kadar hiç üzerinde durmadılar ki. Hani e, şey gibi oluyor hakikaten, hiç bahsetmemişler gibi oluyor ama bazen böyle bu tarz şeyler üzerinde durulmadan hani normalmiş gibi konuşulduğu zaman yani gösterildiği zaman filmde daha büyük etkidi yaratabiliyor tabii. Çünkü evet. insanların kafasında normal kavramını oturtuyor diye düşünüyorum. Evet. Ama filmin katılırım. amacı değildi zaten. Ona katılıyorum yani. Filmin amacı bunu göstermek. Film hani eğlencelik farklı bir filmdi. Lise filmiydi. Ama şey bu kısımda iyiydi. Bu uh, Cici'yi oynayan aktör o kadar iyi bir e, performans göstermiş ki kadın için yeni yeni sahneler yazmışlar. Herhalde o yüzden her yerden çıkıp duruyordu. Hani e, öyle bir şakaya döndürdüler herhalde onu bir noktada Onu bilmiyordum ama benim herhalde ana karakter acıdaki en favori karakterim evet CC'ydi. Çünkü ya hani, devamlı bir yerden çıkıyor ve çok çok yani, iyi çok iyi karakterdi. Nasıl, şey muhabbeti konuşması replikleri ya benim bayağı hoşuma gitti. O son ya, şeydeki piyano çalışı falan da çok iyiydi yani. Böyle ne alaka falan. Yani ya, evet, yani film çok abürdü ama benim açımdan ee, hani absürt ama hani iyi anlamda absürt. böyle evet. E, yapılabilir. E, evet diyorsun, evet. Hani. Tam doğru kıvamda absürttü bence. Evet, <laughs> ben absürtleri severim zaten. Cici ee, başka bir şey diyecektim ama Cici um, ile ilgili. Cici'nin yine o her yerden fırlaması işte e, ha, pardon casting ile ilgili bir şey diyecektim. Yani casting yani oyuncu seçimi benim hoşuma gitti baya. Yani bütün karakterler cuk oturmuştu ki e, böyle daha genç ve bilinmeyen e, aktörlerin, oyuncuların olduğu filmlerde bunu yapmak zor oluyor genelde. Hani en evet. şey hani e, önemsiz gözüken oyuncu bile bence gayet iyiydi. Çok e, iyiydi e, evet, bence. Büyük, yani şey e adult yani büyük karakterler, yetişkin karakterler de aslında hep bilinen oyunculardı. Ya. Öyle bir denge kurmuş. Evet evet doğru aslında. Öyle düşünmemiştim onu. Evet. Ee... Ben e, en çok şeyi sevdim aslında Amy'nin karakterinin eşcinselliğini çok yoğunlaşmamaları hı hı. Ee, yani ana karakter olduğu için onun hayatındaki en önemli olay budur o yüzden buna evet. yoğunlaşalım gibi bir açıdan girebilirlerdi. Onun olmamasına sevindim. Bir de mesela aynı çizgide mesela iki karakterinde romantik ilgi duyduğu insanları işliyor film ve ana konu olarak da işliyor aslında ama aynı zamanda bütün filmin sonunda mesela bir aşk şarkısı bu iki karakterin İkisi için çalıyor mesela. <laughs> evet. Ya en büyük aşk şarkısı ikisi için çalıyor çünkü öyle güzel bir arkadaşlıkları var ve inanılmaz değerli bir arkadaşlıkları var falan filan. yani. Çok da zıt karakterleri aslında birbirlerine. Aa çok çok da benzemiyorlar evet. ama işte ortak evet. bir şey bulmuşlar ve çok böyle mutlu bir güzel bir arkadaşlıkları var. O çok hoşuma gitti benim. Evet. Malala, Malala'yı beğendim de. Sağ ol, sağ ol. Malala Yusuf Sakin. Yusufsaki, ee, Saki. Şey, e, havuz sahnesine ne diyorsunuz havuzdan çıktıktan sonra? Orada teknik bir şey de var benim çok sevdiğim bir şey yapmışlar. Ee, havuz... Ben havuz sahnesinin havuz... dalış kısmını çok beğendim. Müzikle beraber aşırı derecede beğendim. Görsel olarak evet. çok hoştu. Suyun altı çok hoştu. Ee, aslında bir sonraki sahneden bahsedeyim Evet orası da çok güzeldi. Kavgaları ben... mı? kavgaları diyecektim evet havuzdan çıktıktan sonra. Eee havuz sahnesi hani dediğim tek kılıç sahne benim için şeydi hani. Öyle olacağını biliyordum. Hani şey ikisinin hoşlandığı iki kişi en sonunda öpüşürken gör, gördü gördü onu Amy gördü. Ondan sonra işte havuzdan çıkmasıyla hatta not aldım buraya. E, yaklaşık e, üç 3.5 4 dakikalık bir sahne vardı. Havuzdan çıkıyor e, buluyor. Molly ile kavga ediyorlar. Ondan sonra işte ayrılıyorlar falan. Tek çekim gibi duruyordu. Tek, tek çekim. çekim aynen, tek çekim sahneydi. E, zaten hani şey. Çok güzel bir sahneydi. Sahne çok güzeldi. Tek, tek çekim sahneleri çok seviyorum ben. E, çünkü şey hani orada hakikaten oyunculuğu görüyorsun. E, hem, hem oyunculuğu görüyorsun hem yönetmenliği görüyorsun. E, ya bütün o hani filmle ilgili bütün o teknik detayları ki bilmediğim detaylar ne kadar iyi olduğunu görüyorsun. Hı hı. E, o sahnede öyleydi. Hani e, ve e, mesela özel efekt yoktu. Bazı tek çekim olan ve özel efekt gereken bazı sahneler var başka filmlerde ve dizilerde izledim. Hani onlar zaten ekstra muazzam bir iş gerektiriyor. Bunda öyle bir şey yoktu ama bu sahnede aşırı bir duygu yoğunluğu yani duygusal bir sahneydi. E, zor bir sahneydi bence ve hani ikinci izledim de çünkü ilk İlk izlediğimde tek çekme olduğunu sonradan fark ettim. İkinci izlediğimde tekrar hani durdurdum oradan. Ee, sonuna kadar izledim ve böyle özellikle bütün mimiklere her şeylerine baktım. Hani acaba şey e, bozacaklar mı falan diye hiçbir şey görmedim. Yani hakikaten çok gerçekçiydi. Çok duygu yüklü bir sahneydi. Özellikle e, ben hani zaten kavga kısmı zaten çok duygu yüklü ama e, özellikle Amy'nin e, Molly'yi ararken ki böyle o böyle çaresiz bakışları oraya bakması, evet. buraya bakması falan bayağı hoşuma gitmişti. Evet. Herkesin... Ve tam... son, pardon. E, yeah, son bir şey diyecektim. E, ve tam sonuna doğru hani bunlar artık e, birbiri yani çok ufak bir e, yani Kavga ederken birbirlerine söyledikleri birkaç şey vardı. Oradan aslında bayağı bir e, bu ikisinin ilişkisi hakkında bize bilgi verdi. Çünkü o kadar bilmiyorduk. Evet. Ama oradaki bir iki şeyle verdi ilişkisi ve ha evet mantıklı geldi. Yani hiç böyle eğreti durmadı orası. Ve ondan sonra bilirsiniz bu tarz yakın arkadaş veya aile kavgalarında hani bir yere kadar hakikaten herkes haklıdır. Bir yerden sonra herkes çirkefleşir. Çünkü şey hani unut yani şey neden kavga ettiğini unutursun. Orada kestiler. Orada müzik koydular ve e, konuşmayı kestiler bilmiyorum fark ettim evet, mi? Evet, parketi çok mi? hoşuma gitti. Çünkü orada önemli değildi artık birbirlerine söyledikleri. Orası şeydi. Önemsiz, kızgınlıktan söylenen şeyler de mi? Ama ondan öncesinde bütün söylenenlerin gerçeklik payı vardı ve e, uzun süredir birbirlerine söyleyemedikleri, birbirlerine birbirleri hakkında gıcık oldukları e, şeyleri söylediler diye düşünüyorum. Öyle düşünmemiştim aslında. Doğru diyorsun. Büyük ihtimalle hani kesme nedenleri oydu. Ondan sonrası artık safsata ya giriyordu. Mantıklı. Evet. Merak etmiştim. Hani yani hoşuma gitmişti kesmeleri sesi. Çünkü e, çok kötü bir şey söylüyor gibiydi Amy oradan olaya Ve büyük çok kötü bir şey söylüyordu ama evet. böyle artık yani teferruat haline gelmiş olabilir evet. mantıklı geldi bana. Bu arada e, filmin e, dört senaristi var. Dördü de kadın. Bunu belirtmek isterim. Zeynep Ve sen bir şey diyordun sözünü kestim kusura bakma. Bir Evet. Ben senin sözünü kestim de hatırlamıyorum. Önemli. Ha, neyse. <gülüyor> <gülüyor> Birbirimizin sözünü kestik. <laughs> Peki efendim. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Eklemek ee... istediğiniz önerir misiniz? Bar Barbie sahnesinden de bahsetmek istiyorum. Ha evet evet. O o garipti bak şimdi. O garipti. Evet. Garipti yani o. Orası şeydi. Sanki o sahneyi hani e, film çok kör göze parmak şeklinde hani e, cinsiyet e, toplumsal cinsiyet normlarını e, şey yapmadığı için yermediği için e, hani sanki onu özel oraya koymuşlar gibi geldi biraz orası biraz garip aynen hani işte ba kendilerini Barbie gibi görüyorlar hmm. ondan sonra üstlerini çıkartıyorlar ne bileyim bu ne bi bu ne biçim vücut hani hiçbir şey uyumlu değil ne şey diyor işte göğüsler çok büyük diyor bacaklar çok uzun falan diyor hani o tarz şeyler ee, orası biraz grafitti ama yine de filme uydu hani Çok uzatmadılar zaten. Hı. Şey hoşuma gitti. Ya stop motion yapmışlar ya da bilgisayar yapmışlar ama stop motion gibi duruyordu. Hı. Hani bir anda böyle tarzın türün değişmesi hoşuma gitti orada. Evet ilginç güzel yapmışlardı. Yani görsel olarak ilginçti bizetiyordu. Ee, biraz garipti kendi ama anladım. kendi garip Ya Ya bana da garip geldi ama en keyif aldığım kısmı değildi kesinlikle filmi. ama o mesela vücut şeyini birden Em'inin benimsemeye başlaması da böyle hani evet. gördükçe gördükçe benimseme gibi falan bir mesaj veriyordu herhalde. Tamam alamadım ben o mesajı ama tahminim yani. böyle o yönde yani. Son, son bir şey daha diyeceğim. Tabii. Şey en um, tek replik olarak belki de en çok etkileyen şey şuydu. Uh, bir tane sınıf arkadaşlarına uh, triple A diyorlardı ya. Evet. Uh, işte o arka hani onun şey demesi hani erkekler salak zaten diyorlar da hani kızlar bile bunu diyor bana ona çok üzülüyorum demişti yani hmm. o bana çok gerçekçi geldi hani şey e, sadece erkek kızlara kas yok aslında bunun hani e, mesela e, işte kızların e, kızlara e, kızlar için olması gerektiği düşünen bir toplumsal roller var onun dışına çıkıldığı zaman hemen böyle bir e, kötü laf söyleniyor. Erkekler için de aynı şey var farklı şekillerde. Ve şey hani başka cinsiyetin onu yapması ayrı bir şey bir de senin kendi e, cinsiyetindeki insanların da aynı şey yapması insana çok koy, koyar diye düşünüyorum. Evet. Orası, orası hoşuma gitmişti ki orada işte sadece Amy'nin e, öyle bir şey dememesi ve hani uyarması Molly'yi mesela. Ya. Molly de diyor. Molly, Molly, Molly bayağı zorba yani bu bir insan. <laughs> sadece şey e, çok fazla diğerleriyle ilişki hani e, çok fazla ilişkisi olmadığı için diğer, diğer insanlarla çok fazla açığa çıkmıyordu. Evet. Ee, katılıyorum evet o böyle bir sırtından vurulmuşluk hissi vardı yani orada evet. güzel verler Hoş bir his ama o da yani sonuçta toplumsal cinsiyet herkes etkiliyor diyoruz ya hı hı. onun bir örneği ama yeni bir örnek değil yani. Evet. Evet, kadın kadının düşmanıdır Türkiye'de çok denen bir sorun ama o kadın değil aslında düşman olan atay erkek sistemde öğrendiğimiz şeyler kadın erkek evet. kim olursan ol. Evet. Yani işte çok orijinal gelmedi bence bana filmde filmdeki bu güzel şeyler. Ama böyle örneklere de çok ihtiyacımız var. Hmm. Yani 100 tane olsun böyle film. Varsın bana sıradan gelsin ama. Evet. Yani, bir önemli bir film yanlışlar de, gibi. Evet. dediğin gibi aslında yaptığı herhangi bir şey ilk defa görüldüğümüz bir şey Bilmiyorum. değil. Ama böyle küçük küçük bir araya getirilmiş hali çok güzel. Bir de ben yazarları çok beğendim. Diyalogları çok beğendim. Bir de işte iki karakter arasındaki kimya çok güzeldi. Ondan sonra karakterler ilginçti bir de yan karakterler evet. falan da ilginçti. Hani böyle her sahne beni eğlendirdi hemen hemen. Evet, Belki yani... Barbie sahnesinin bir kısmında <laughs> sıkıldım artık ama. Evet. O onun sahne dışında zaten çok iki defa falandı hani evet, çok uzun bir çok sahne, uzun sahne değil değildi. Hani dediğin gibi ya katılıyorum Zeynep'e de çok böyle bir şeyleri deştir annebilim. Ee... Standartları değiştiren böyle yeni bir şey katan bir film değildi ama e, olan şeyleri çok güzel harmanlamışlar. Artık casting çok oyuncu seçimi çok iyi, yönetmenlik çok başarılı, replikler dediğin gibi çok güzel. Ya, insanlar arasında uyum güzel. Hani e, güzel bir e, yani verilmesi gereken e, ne derler e, konuyu hani kendi açından diyorum enzından hiç sıkmadan verdi ve e, e, tabii ki herkes bunu herkes için eğlenceli olmayabilir ama birçok insan için e, eğlenceli bir film o can düşünüyorum. Tam böyle hafta sonu işte arkadaşınla, sevgilinle falan oturup böyle bir abur cuburunu alıp oturup izlemelik bir film bence. Ben hafta içi demiştim çünkü hafta sonu sevgilimle daha eğlenceli filmi izlemek isterim. O <laughs> oh, şey şey, Sevgiliniz Zeynep'se yapmayın diye ya, Zeynep Ar ben. Zeynep Ar <laughs> Ar arkadaşım. Yok yani sevgilime izletmek yani isterim içiyorum. bu filmi de. işte hafta içi filminden kastım hani dediğim gibi yani ha, o harika filmdi diye kalkmam ben ama hani keyifli. Evet, evet evet, yani. Sakin keyif. Chill filmi tam bir hafta sonu chill filmi bence. Hafta içi chill Hafta sonu. Cuma olsun bari bari cuma olsun. Cuma'da anlaşalım. Cuma hafta cuma. içi ama hafta sonu yarısı. Olur. Hafta sonu sayılıyor ya, cuma. Bir de bitiyor film hani öyle olsun. Hem hafta içi hem hafta sonu. Cuma'yı herkes hafta sonu sanıyor, sayıyor değil mi? <laughs> Benim bildiğim öyle. Çalışan insanlar cuma akşamı hafta sonu der. Evet. Yani yani ben yorgun ya. oluyorum Cuma akşamı, o yüzden, yüzden Cuma'da sabah başlatıyorum. <laughs> Kabul ediyorum. Evet. Bu anlaşmazlığı da burada çözdük. Burada çözdük, sevindim buna da. Efendim, başka söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben öneriyorum filmi gerçekten de böyle e, keyifli bir akşam filmi diyelim, gününü karıştırmadan cidden. Ben e, müziğiyle, özellikle müzikle sinematografinin e, çok güzel entegre edildiğini gördüm ve müzikte gerçekten hem modern dediğim gibi hem de daha bana 90'ları hatırlatan güzel müzikler vardı. Ben öneriyorum. İzleyiniz. Bence yönetmenin ilk filmi olarak başarılı bir film o açıdan bakacak olursak. Ee, ben öneriyorum tabii ki bu kadar e, önemli e, prensipleri destekleyen bir gençlik filmini kesinlikle öneriyorum. Düşünün gençler izleyecek bu filmi. Sonuçta güzel örnekler önemli. Ya bizim gibi kart insanlar için değil. Evet, ya, yani ben şu diyorum, şey evet. ben bu teorileri biliyorum. Ben böyle filmler zaten izledim falan diye düşünüyorum kendi kafamda. Yani. Ama tabii yani bunu yurdum, pardon, Amerika'nın yurdunun gençleri <laughs> izleyecek yani sonuçta önemli şeyler. Öneriyorum arkadaşlar. Evet ben de öneriyorum zaten. E, belli herhalde. <laughs> Sen önermesen <laughs> baya evet, twist olurdu şey, şu an. Önermiyorum. <laughs> Şeye koyacağım yine. Yine şeyimizi bulduk. Sadece hadi. ben izleyeceğim. Kimse Click izlemeyecek. Bulduk evet. Hadi. <laughs> en çok bana. Efendim o zaman çok teşekkür ediyorum sohbet için arkadaşlar size. Teşekkürler Gökçe. İzleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.